Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dekoratif küçük bir bisikletin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet, parçalarımız bunlar. Uzunluğu 37 cm, genişliği 12 cm olan, şurası da 5,5 cm şöyle bir parçamız var. Şurada 21 mm çapında bir delik var. Kalınlığı da 2 cm civarı. Bu ön çatalımız. Şurada 25-26 mm bir boşluk. 4 cm şu tarafı. 6,5 cm de bu tarafı. Şu kanalın derinliği 12 cm. Parçanın toplam uzunluğu 15,5 cm. Şu delikte yaklaşık kaç santimetrede? 13,5 santimetrede. Bu deliğin çapı 20 milimetre. Bu deliğin çapı da 21 milimetre. Onun sebebini de birazdan gösterdim. Ön tekerimizin pimi 8 santimetre boyunda, 20 milimetre çapında. Ön tekerimizin çapı 18 santimetre. Burada 21 milimetre bir delik var. Kalınlığı da 23-24 milimetre civarında. Arka tekerlerimiz, piminin uzunluğu 15,5 cm, 20 mm çapında, 14 cm çapında tekerimiz var. Kalınlığı 2 cm, bunun çapı da 20 mm civarında. İki tane tekerimiz var. Arka tekeri tutacak olan şöyle bir parça yaptım. Bunun uzunluğu yaklaşık 17,5 cm, kalınlığı da 42 mm. Şuradan baktığımızda da 152 mm de 21 mm çapında bir tane deliğimiz var. Şunlar gidon parçaları. 35 mm çapında, uzunluğu 10,5 cm olan iki tane tutamağım var. Bunların içine yaklaşık 4 cm derinliğinde 21 mm ile deldim. Bu da diğer parçamız. Sımparladım. Bunların ortasında yaklaşık 19,5 cm uzunluğunda 20 mm'lik bir tane çubuk. Yine 35 mm çapında, uzunluğu 3,5 cm olan, ortasında delik olan, 21 mm'lik bir delik olan böyle bir parçamız var. Bu da çatalımızı tutacak olan parça. Bunun uzunluğu da 18,5 cm. Yine 20 mm çapında. Burada böyle küçük bir pul yaptım ona. Kalınlığı 2 cm civarı, ortasında bir delik var. Dış çapı da 3,5 cm. İki tane şöyle parça yaptım. Yine bunların içine 21 mm ile deldim. Dış çapı da 25 mm civarı. Şimdi montaja başlıyorum. Şimdi önce şu gidon kısmını yapayım. Bu böyle olacak. Şimdi bunu tam ortasına getirip şuradan deleceğim. Kaç santim? 19,5 cm olan 20 mm'lik çubuğa 3,5 cm boyunda olan şu bileziği geçiriyorum. 1,8 7,8 ne ayarlamışım ben. Şöyle deldim. Şimdi bu parçayı böyle deldik. Sonra buraya şu parçayı bu şekilde yapıştıracağım. Kontrol edelim. Şu an düz değil. Evet, şu an iyi gibi. Sonra şunların içine yapıştırıcı süreyim.
Öyle. Şu an tamam. Evet, şu an gayet düzgün. Arası 4,5 4,5 eşit. Şöyle kalırsam. Devam ediyoruz. Şimdi şu şekilde duracak. Oturaktan böyle takacağım, sokacağım. Sonra da buraya gelecek. Şuraya falçatamla işaret koyacağım. Evet, işaretimiz burada. Şimdi şunu şuraya böyle yapıştıracağım. Çok sür. Şimdi bunu şu çizgiye kadar getireceğim. Çizgide çok azıcık geçtim. Sen de bekle. Bunun tekerini çakacağım. Bunun bir tarafı geniş, bir tarafı dardı. Geniş tarafı burası mı? Burası galiba. Evet, burası. Bunu şu bere koyup çok iyi kırmayalım. Evet, bu ön tekerimiz. Yapıştırıcıyı süreyim buna. Zaten çok sıkı oldu. Bundan kolay kolay çıkamaz. Yine de yapıştırıcıyla şöyle yapıştırdığım zaman hiç çıkamıyor. Şimdi kurusun. Sonra onu zımparalayacağım. Şimdi şunu yapıştıracağız. Önce şu bilezikleri şuna yapıştıracağım. Şimdi sağdan soldan eşitleyeceğim bunu. 4,5. Dört nokta iki. 4,5. Neyse, şu an 4,4 iki tarafta. Bunları şu şekilde şuraya yapıştıracağım. Biraz boşluk olacak. Biraz yapıştırıcı sürüldü oraya. Yapışmasın diye şöyle çeviriyorum. Biraz yamuk olmuş.
Bakalım oğlum. Şimdi şuraları zımparalayıp geleceğim ben. Ön tekeri ve arka tekeri zımparalayıp geliyorum. Evet, bunları zımparaladım. Bunu da artık montaja hazırla. Şuraya da bir tane vida için delik açtım. Önce bunu yapalım. Bunu böyle yapıştıracağız. Şu kenarlardan eşitliyorum böyle. Şuraya denk getireceğim onu şimdi. Sonra biraz yapıştırıcı süreceğim. Şimdi direksiyonumuzu da takalım. Vidamızı. Şimdi yine iyice sürüyorum ki kenarları da yapışsın. Sadece dibinden sızmasın. Şimdi şuraları da kapatacağım şimdi. Bu arada bu tam olarak oyuncak değil. Yani oyuncak olarak kullanınca çok dayanmaz büyük ihtimal. Bunu stüdyosu olan bir arkadaşım istedi. Bebeklerin, çocukların fotoğraf çekimi için kullanacak. Evet, bisikletimi bitirdim. Bu şekilde küçük bir bisiklet oldu. Bu dekoratif amaçlı kullanılacak. Yani aslında stüdyoda bebeklerin, çocukların fotoğraf çekimi için kullanılacak bu bisiklet. Tam olarak oyuncak değil. Oyuncak olarak kullanırsa çok uzun ömürlü olmayacaktır. Yani oyuncak olarak böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız biraz daha sağlam bir şey yapmanız lazım. Gerçi bu da sağlam oldu ama çocukların sağa sola atması için çok uygun değil. Çocuklar oyuncaklara biraz hırgın davranıyor. Bu ona dayanamayabilir. Böyle küçük, şirin bir bisiklet oldu. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Müşterimiz bisikleti beyaza boyamamızı istemişti. Boyanmış halde bu şekilde.